Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez, Yaviköyü, Çorak Mahallesi, İnkur, Tek Kiraz, Bağlantı, Grup Yolu üstündeyiz. Bu yol, Ünyeli hemşehrimiz, Ticaret ve Sanayi Bakanı Şükrü Yürür tarafından yaptırılmış. Yani 30-35 yıllık bir yol. Delik deşik. Yöre halkı tozdan, dumandan, yolun engebesinden şikayetçi. Bu konuda son 20-25 yıldır Avrupa'da yaşayan bu köy sakini kardeşimizle beraberiz. Onun bu konudaki derdini ve sıkıntılarını öğrenmek istiyoruz. Önce sizi tanıyalım. Buyurun. Ben Ali Kalafat. 21 yıldır Fransa'da oturuyorum. Buradaki derdinizi bir anlatır mısınız? Buradaki derdimiz, ben çocuktum, aşağı yukarı 10 yaşındaydım. Şükrü Yürür Bey tarafından açıldı bu yol. Şükrü Yürür zamanından bu tarafa hiçbir doğru dürüst yatırım veya ilgi görmedi. Tamirat bile görmedi. Tamiri bile yapılmadı. Evet. Sayın Şükrü Yürür'e teşekkür ediyoruz bu konuda. Allah razı olsun. Hizmet edenden. Hizmet edenden Allah razı olsun. Şu anda 2 yıldır bu köyün yoluna gelip gidiyorum, ev yaptırdım. İnan ki her buraya geldiğimde 6-7 bin lira masraf ediyorum arabama buradan gitmek için. Şimdi buraya gelirken 3000 kilometreye geldim. Arabamda hiçbir şey yok. Buraya girdim, amatörümü patlattım. Şu anda 2000 liradan şey yapacaklarını zannetmiyorum. Peki bu konuda muhtarınızın, yerel yönetimlerin bilgisi var mı? Derdinizi anlattınız mı onlara şimdiye kadar? Ya da sizden evvel anlattılar mı? Benden evvelini bilmiyorum ama ben sayın bundan önceki belediye başkanı sayın Çamyar'a bizzat kendim gittim 2 defa. Evet. 2 defa ona söyledim. Muhtarımız zaten görüyorsunuz halini. Muhtar zaten kendi arabası var, buraya gelip gidiyor. Ki gördüğü halde burası yapılmıyor. Muhtardan herhangi birinden şey falan değil. Biz hizmet istiyoruz. Biz vatandaş olarak belediyemizden, devletimizden hizmet bekliyoruz. Evet. Bunun burada şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı yıllardır buranın belediye muhtarı AK Partili. AK Partili olduğu halde hizmet yok. Söyleyebilirsiniz, istediğinizi söyleyin. Avrupa'da bu işler nasıl? Avrupa'da muhtar var mı? Avrupa'da muhtar belediye başkanıdır. Oranın belediye başkanıdır. Avrupa'da bir şey yok mu orada? Orada muhtar diye bir şey yok. Orada her köyün belediye başkanı vardır. Her yerin belediye başkanı vardır. Dertlerinizi nasıl anlatıyorsunuz? Sadece bir mektupla hocam. Bir mektup yazıyoruz. Diyoruz ki şurada yol arızası var. Yol arızası değil. En küçük bir çukur. En küçük bir çukur. Sadece önemli değil. Arabanın lastiğinin düştüğü, yani küçük bir çukur dahi olsa belediyeye mektup yazıyorsunuz. Ertesi günü geliyorlar, sabah geliyorlar hem de. Ertesi günü bizi bilgilendiriyorlar, mektup yazıyorlar bize. Diyorlar ki işte tamam, şikayetinizi aldık. En kısa zamanda yapılacaktır diye. Ve yapılıyor. Haftasını sürmez yapılıyor hocam. Biz burada Şükrü Bey burayı yapalı 35 yıl geçmiş. 36 yıl geçmiş. Tamiri bile yapılmıyor diyorsunuz. Yani yapılmıyor. Görüyoruz. Görüyorsunuz işte. Ben şey yapma, bir şey söylememe gerek yok. Toz, toprak, onu bırak. Tozu topraktan geçtik. Sadece şunu istiyoruz biz. Sayın Çamyar'a dedim, beyefendiye, dedi ki biz dedi mahalle yollarına bakıyoruz. Hocam dedim, siz mahalle yollarını değil, benim ilk önce vücudumu yapın, ben kollarımı zaten otomatikman kendim hallederim, iyileştiririm. Tamam, Çamyar dönemi bitti. Şimdi Tavlu dönemi var. Bir de büyükşehir var. Buraya büyükşehir bakıyor. Buraya büyükşehir bakıyormuş. Büyükşehirlerde zaten bizim bağlantı kurma ihtimalimiz yok. Çünkü bununla kim kuracaksa mesela muhtar kurabilir. Muhtar ama işte görüyorsunuz. 3 dönemdir çalışıyor, yapmıyor diyorsunuz. 3 dönemdir çalışıyor. 3 dönemdir muhtar hiçbir şey yapmıyor. Şimdiye kadar bitmiş olması lazım. Bitmiş olması lazım ama gördüğünüz gibi işte sadece burası değil. Yukarıdan aşağıya normalinde 6 kilometre yolu, normalinde 6 dakikada gelmemiz gerekirken biz 1 saatte geliyoruz. Arabamızda yine parçalı böyle geliyoruz. Hak veriyor musunuz? Veriyorum, doğru. Bazen yolda gelirken bize dedi ki bu yol yüzünden izine bile gelesim gelmiyor dedi. Aynı doğru. Katılıyorum yani, aynı doğru. Bu yolu böyle kredenle siliyorlar. Filan bu yol çakılanacak diye bir laf oluyor ileri geri. Hala çakılanacak. Yok. Yok. Yani, peki, senin demen gibi hocam, Bu Şükrü Yürür'ün hatırası yani. Allah razı olsun. Allah razı olsun yani. Şakandan Allah razı olsun. Aynı. Teşekkür ederim. Urruk köyünde o yaptırdı. Bu yolu da yaptı yani, bu çakıllandı. Ondan sonra zaten hizmet görmüyor. Daha hizmet görmüyor yani, görse de öyle. Size teşekkür ediyoruz. Gelsinler bizim yolumuzu, suyumuzu, elektriğimizi, her şeyimizi yapsınlar. Bak geçen sene ben internet getiremedim buraya, evime internet alamıyorum. Çocuklarımı getiremiyorum çünkü yurt dışı kullandığımız için bize sıkıntı burada. Evet. Benim evime gelse buraya internet gelse benim evime, ben devletime vergimi de ödeyeceğim, parasını da ödeyeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Yolumu yapsa zaten benden vergisini alıyor. Ben geçen yıl buraya ev yaptırdım, 30-35 bin euro verdim. 30-35 bin euro devlete ben burada katkı sundum. Sadece ben. Bu adamın, bu benim eniştem oluyor. Oğlu inşaatçı, burada her sene 10 tane ev yapıyor. Bu evlere hep vergi veriliyor. Bu ev olmazsa şu yolun tamirini bari yapın. Ya onu istiyoruz sadece. Başka bir şey değil. Allah göstermesin. Şurada bir yağmur yağdığında, bir sel olduğunda buraya ambulans da gelmiyor, doktor da gelmiyor, hemşire de kimse gelmiyor. Yok zaten. Biz hizmetimizi istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Biz hakkımız olmayanı değil. Evet. Devletin asıl sahibi bu kadar dert yanmamalı. Evet. Çünkü millet varsa devlet vardır. Aynen öyle. Bu milleti ağlatanlar mutlaka bir gün ağlarlar. Ağlayacaklar çünkü. Çaresi yok, ağlarlar. Çünkü hizmet edersen, hizmet gelirse halk vardır. Evet. Zaten onları seçenler bizleriz. Bizim gibiler. Ama gelsinler bizim yolumuzu, suyumuzu, biz onlardan fazla bir şey istemiyoruz. Biz millet olarak devletimizden bize hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olan yolu istiyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ayaklarınıza sağlık.